Siirt'te meydana gelen maden faciasında 10 madencimiz hala enkaz altındayken orada inceleme yapan muhterem bakanlar işletmeyi aklama yarışına giriştiler. Madende ölümleri fıtrata bağlayanlar şimdi de yetkililerin ve uzmanların incelemelerinin sonuçlarını beklemeden facianın nedeni konusunda ahkam kesip duruyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yağış nedeniyle meydana gelen doğal afeti kazanın nedeni olarak gösterirken Sağlık Bakanı ben bir ihmal göremedim diyor. Dün gece de Zonguldak'ta bir madende meydana gelen göçükte maalesef bir madencimiz daha hayatını kaybetti. Herkes çok iyi biliyor ki maden kazalarının temel nedeni aşırı kar hırsı ile AKP iktidarı döneminde alabildiğince yaygınlaşan taşeronlaşma ve alınmayan iş güvenliği önlemleridir. Sayın Bakanlar, işverenleri peşinen aklayan açıklamalardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.